Planladığımız uygulamanın önce database'ini tasarlayarak başlayacağız. Amacımız bir giriş ekranı ve kayıt ekranı yapmak. Önce database'imizi tasarlayalım. Herhangi bir yerde bizi açabilir miyiz? Bir database oluşturdum. Şunu siliyorum. Benim database'in adı Bilge diye bir. Şurada yetki ID'yi değiştirip şehir ID yaptım. Herhangi bir şey üzerinden değiştirebiliyorum, değil mi? Tekrar bir şey mi düşünürsem dediniz? Daha iyi. Şehir ID'leri birleştiriyorum. Şifreyi hiç mi yapayım? Ne Bacak. yapayım? Ne yapayım? Canım, bu hepsi varacak. En çok hepsi. En varacak olur. Max değil bunlar. Ads. Olsun. Ne olunca ne değişiyor? Bunlar çakalık. National, yani National. yabancı bir isim de girebilir. Karakter sen bir. Şey hangisini? E-mail varsayılan 65 karakter. Identity verification var, değil mi? Şifre 15 karakter. Database tasarımını da yaptık. İlişkileri oluşturduk. İlgi alanı mı? Ekleriz. Sonradan çevirmiştim şeyi de. İlgi alan ID de ekliyorum. Bu da integer. Bir tane de ilgi alan tablosu. Buraya
İmzamı da düşüreceğim zaten. Insert Chrome mu diyeceğim hocam? Şuradan sağ tık. Standart. İlişkilerini de oluşturdum. Bu şekilde kaydediyordu değil mi hocam? O yalan ID'yi de daha tekrar bir şey yapmıyor. Diyagram kaydettim de o kendisi burada oluşturur. Güncelleyecek mi ama tekrar mı bir şey kaydediyorlar? Günceller, oluşturur. Her şey yapar. Benim daha önceki yapıdan dolayı ufak bir değişiklik yapmam gerekti. Şöyle, database'de yetki ID vardı ya. Şimdi daha önce, bakın database'de bu hata sık sık karşınıza çıkabilir şöyle. Daha önce bir tablo yapısı vardı ya, ilişki vardı aralarında. Kullanıcılar yetkiler tablosuyla. Ben onun adını, yetki ID'yi değiştirip şehir ID yapmıştım burada. Sonra da şehirlerle birleştirmiştik zaten. Birleştirme devam ediyordu. Bu mantık hatalı database'de. Çünkü arasında bir ilişki vardı. Onun adını değiştirdik sadece. Ondan sonra da o yetkiler tablosunu sildirmedi. Bu da normal. Ondan dolayı adını değiştirsem bile gidip şehir ID'yi silmek zorunda kaldım aralarındaki ilişkiyi de. Sonrasında gidip yetkiler tablosunu sildim. Sen ne yaptın? Şehir ID'leri silmek lazım. Onu silmem gerekli, onu açık. Şu an bizde mi sildin? Ben daha önceki database üzerinde yaptım. O yüzden gerekti. Tablomuz hazır. Bundan sonra artık bunların ASP.NET tarafındaki business logiclerini ve dallarını yazacağız. Tamamen onlarla çalışacağız. Burada ne gerekiyor? Öncelikle şehirlerle ilgili veri girmem gerek. Birkaç veri gireriz database'e. İlgi alanlarını gireriz. Sonra da kullanıcı tarafını yaparız. Hatta bunları da zaman kalırsa geri arayüzden ekleyebiliriz. Şuradan veri girişi yapacağım. Hazırlayalım da.